Arkadaşlar merhaba. Bugün bölüm tanıtımlarında yine eski öğrencilerimden Bilge Yemek Çetin'le beraberiz. Hoş geldin. Hoş bulduk hocam, merhaba. Tekrar görüşmek güzel. Kaç yıl oldu? 3 yıl oldu. 3 yıl. Sen şu an kaçıncı sınıftasın? Ben 3'e geçiyorum şu anda. Ama hazırlık okudum. Hazırlık okudum. Hazırlık okudum. Doğru. Peki hangi bölümdeydik? Kimya bölümündeyim. Hangi üniversite? Boğaziçi Üniversitesi'ndeyim. Boğaziçi Üniversitesi Kimya bölümündesin. Boğaziçi yani Türkiye'de zirvedeki bence 3 üniversiteden bir tanesi. Boğaziçi, ODTÜ, İTÜ. Hazırlık sürecin nasıldı? Nasıl bir hazırlandın? Sınava hazırlanırken benim en çok zorlandığım ders matematikte. Siz daha iyi biliyorsunuz. Evet. Onun dışında hazırlık sürecimde sayısaldan hazırlandım. Zaten fen lisesi mezunuyum. Hani zaten sayısal tercih yapacağımı uzun bir süre önce daha ortaokullarımdan karar vermiştim. O yüzden hani zaten kimyayı, biyoloji, fiziği daha sevdiğim için, çok sevdiğim için hatta o kısımlarda zorlanmadım. Zorlandığım kısım matematikte. Sonra Kerem hocamla tanıştım. Biz seninle esasında 7. sınıfta ben senin dersine giriyordum. Final ders aslında, evet, öyle değil mi? Daha sonra 12. sınıfta da beraber üniversite hazırlığı yaptık. Sen bir yandan dershaneye gidiyordun galiba. Yoksa okul kursuna. Okul kursuna gidiyordum. Okul kursuna gidiyordun. Artı bizden ders alıyordun. İyi de bir sonuç aldın esasında. Pek çok bölüme girebiliyordun ama Boğaziçi Üniversitesi'ni tercih ettin. Öyle değil mi? Evet. İyi bir hazırlık süreci geçirdin. Neden Boğaziçi'ni düşündün? Öncelikle okulun eğitimi yanında hani sosyal imkanların da çok iyi olması. Hani benim ilgimi çeken... Görmüş müydün daha önceden? Evet, bir okul gezisine gittiğimiz zaman görmüştüm. Hani bu sosyal imkanları ve aynı zamanda yurt dışı imkanları ve hani akademisyenlerle rahat iletişime geçebiliyor olmak benim hani en çok dikkatimi çeken alanlar. Rahat mı akademisyenlerle iletişim? Biraz çok var. Rahat. Hani şöyle söyleyeyim, hepsi böyle ofis ağırlığı geçiyor. Hani görüşme saatleri oluyor. Herhangi bir sorumuz olduğu zaman akademisyenlerden randevu alıp veya randevu almadığımızda hani koridorda gezerken hani bir sorumuz olduğunda gidip hani hem çok rahat bir şekilde sorabiliyoruz. O çok güzel bir şey. Aynen. Yani biraz Amerika'daki sistemi örnek almışlar. Zaten Amerikan bazlı, evet, bir yani Amerika'da şey söyleniyor hep. Öğretim üyeleriyle veya öğretmenlerle öğrenciler arasında belirli bir hiyerarşi yok. Yani hiyerarşi minimum düzeyde. İnsanlar çok rahat iletişim kurabiliyorlar. O da bilimsel gelişmeye katkıda bulunuyor esasında. Evet, evet. Değil mi? Orada da o sisteme örnek almışlar. Böyle arkadaş gibiyiz yani, öyle anlatayım. O çok güzel bir şey. Hazırlıkta siz farklı bir kampüsteydiniz galiba. Evet. O nerede oluyor? İstanbul'da Avrupa yakasında Kilyos bölgesinde. Kilyos. Karadeniz'e yakın ve hatta sahilin dibinde bir kampüs. Güzel bir tüm yer. Hazırlıklar orada toplanıyor, evet, galiba. Evet, sadece hazırlık öğrencileri var. Diğer bölüm öğrencileri yok. O da bir bakıma hani alışma sürecimizi hızlandırıyor. Çünkü hani ben de yeniyim, ilk defa gelmişim İstanbul'a, hazırlık okuyorum. Hani çevremdeki oda arkadaşlarım, diğer arkadaşlarım, sınıf arkadaşlarım hepimiz hazırlık öğrencisiyiz. Hani böyle daha bir dayanışma ortamı, biraz daha böyle İstanbul'a alışma, biraz daha üniversite ortamına alışma ve İngilizceyi geliştirebilme açısından güzel bir ortam orası da. Peki hazırlığı bitirmek zor mu? Zor oldu mu? Benim için zor oldu. Çünkü benim İngilizce temelim yoktu. Hani devlet okullarında okudum. Fen lisesinde okudum. Fen lisesinde okudum. Hani orada yani zaten İngilizce derslerimiz vardı. Fakat hani çok iyi bir düzeye gelemedim. Çünkü hazırlığa başlarken Boğaziçi Üniversitesi'nde birçok okulda yapılıyor. Bir derece sınavı yapılıyor İngilizce seviyenizi ölçmeye yönelik. Zaten 4 seviye oluyor. P1, P2 yani program 1, program 2, program 3, program 4 diye. Evet. Ben mesela çok kötü değil İngilizcem. Birinci program hani başlangıcın altı, hani beginner, hani başlangıç hatta işte, evet. Ondan sonracıma ondan sonra ikinci seviyedeydim ben. Üçüncü ve dördüncü seviyedekiler çok rahat bir şekilde zaten İngilizce temelleri olan, isteseler hazırlığı geçebilecek ama yine de okumayı tercih edip geliştirmeyi tercih edenler oluyor. Ben ikinci seviyeden başladım. Ondan sonra biraz zorlandık hep de olsa hani hazırlık biraz geçmedi. Temellerimize bağlı yani. Evet, ben mesela hazırlık sınavını geçmede de A, B, C notlarımız oluyor. Ben mesela C notumla geçtim ama kendime göre iyi bir başarı kat ettiğimi düşünüyorum. Çünkü süper. Neredeyse sıfır bir İngilizce ile başlayan bile gerçekten hani çalıştığı sürece öğrenip yapabiliyor. Peki şimdi kimya bölümüne girdik, bitirdik. Çalışma alanlarımız neler? Bayağı bir geniş galiba. Çok geniş. Hani şimdi ilaç firmaları. İlaç firmaları, gıda firmaları olabilir. Bunun dışında başka tekstil, yani, tekstil olur, boya olur. Hani ondan sonra şimdi bir kere her kimya şey. Bölüm yani kimya ile ilgili her şeyde çalışabilirsin. Evet, her pek şey. Çok kimyacı kimya mühendisliği alanında da çalışıyorlar.
Artı eğitim sektöründe bile çalışabilirsin. Evet. Bugün bir iyi bir koleje gitsen, Boğaziçi Kimya bölümünü bitirdiğin için çok rahat eğitim sektörüne de atılabilirsin. Evet. Çok geniş bir çalışma alanı var esasında, değil mi? Onun dışında farklı bir opsiyon, hani girişimcilikle ilgilenen olursa, geçen mesela gördüm yeni bir proje. Ekmek artıklarından plastik üreten bir projeye girişmişler. Yani. Veya mesela biyoyakıtlar da üretilebiliyor. Böyle girişimcilik... Gelişime de çok açık. Evet, gelişime de çok açık. Veya akademisyenlik... Olabilir. Mümkün, aynen. Sen kafanda bir şeyler netleştin mi? Şu alana yöneleceğim, bu alana yöneleceğim diye var mı? Benim ilgimi ilaç firmaları çok fazla çekiyor gerçekten. Zaten küçüklüğümden beri de böyle bir ilgim vardı. Anladım. Hem biyolojiye hem kimyaya. O yüzden ilaç firmaları şu an ilgimi çekiyor. Bunun dışında belki kozmetik firmaları ilginç olabilir. Kozmetik herkesin kızları ilgisini çekiyor. Evet, çekiyor. Öyle. Peki, tatiller ne durumda Boğaziçi Üniversitesi'nde? Yeterli tatil var mı? Var, gayet güzel tatillerimiz var. Yılbaşı da tatil oluyor. Onun dışında Türkiye'deki işte dini ve milli bayramlarda tatil oluyor. Onun dışında bir de spring break'imiz var. Amerika'daki okullarda olduğu gibi. Yani bahar tatili diye geçiyor. Kaç gün oluyor onlar ortalama? 10 güne kadar uzuyor. Yani hafta sonuyla birleşince. Bahar tatili diye bir 10 günlük tatiliniz var. Aynen. Sonbaharda da oluyor bu. Sonbaharda hazırlık sınıflarına da işte güz tatili diye fall break oluyor. O da aynı şekilde bir 10 gün kadar oluyor. Bir ara tatil var. Ara tatil, aynen. İki dönemin ortasında. Peki. Oluyor. Staj imkanlarımız vardır, geniştir diye tahmin ediyorum. Sen yaptın mı mesela staj? Kimya olarak staj yapmadım. Ben daha böyle öğrenci işleriyle ilgilendim. O tarz stajlar da yapabiliyorum. Vesaire. O tarz şeyleri yaptım. Kimya stajları konusunda bölüm çok sağlıyor. Okuldaki kulüpler sağlıyor. Mesela bizim bölümden bazen işte mailler geliyor. Hani farklı ilaç firmalarından. Hani böyle böyle stajyer alıyoruz diye hocalarımız bazen yönlendiriyor. Onlar i̇şte böyle bir duyum aldım. Böyle bir stajyer arıyorlar. Gitmek, hani ister, gitmek ister misin? Başvurmak ister misin diye. Öyle imkanlar var. Çok onun dışında güzel. Yapan arkadaşlarım var. Kozmetik firmalarında yapanlar var. İşte gıda firmasında yapan bir arkadaşım var. İlaç firmasında yapan bir arkadaşım var. Hani onlardan da İsteğine göre gidebiliyorsun. Aynen. Peki sen daha çok ilaç firmalarını düşünüyorum dedin. Hı-hı. Akademisyenlik gibi öyle bir fikriniz var mı aklınızda şu an? Aslında bölüme başlarken akademisyenliği de düşünüyordum. Ama şu an hani çok daha zor geliyor. Hani akademisyenlik biraz bilmiyorum. Uzun süre bir eğitim. Çok uzun bir eğitim. Hani master yapmayı zaten düşünüyorum. Ama bunun üzerine hem doktora yapıp sonrasında işte hani hem işte öğrencilere tekrar derslere girmek, aynı zamanda bizim okuldaki akademisyenler hem derslere giriyorlar hem de ayrı bir araştırma grupları oluyor. Evet. Hani orada farklı konular üzerine çalışıyorlar. Biraz zor olabilir diyorsun. Biraz zorlayabilir diye düşünüyorum ama belki hani düşünüyorum hala. Hani tam netleştirmedim. O zaten çok değişir kararlar. Çok değişebiliyor. Sizin eğitim dili %100 İngilizce miydi? Evet, %100. Yani derslerinizde İngilizce görüyorsunuz, evet, evet. Normal dil öğrenmenin altında. Mesela neler var derslerinizde? Ders programını şöyle bir düşünürsen. Neler görüyorsunuz? Şimdi birinci sınıfta diyelim başladık, girdik. Öncelikle birçok bölümle ortak olarak temel fizik, temel matematik dersleri alıyoruz. Sonra kimya mühendisliği ortak aldığımız genel kimya dersleri oluyor. Kimya öğretmenleriyle birlikte aldığımız bir kimya dersi oluyor. Ondan sonra inorganik kimya ve organik kimya ile devam ediyoruz. Sonra analitik kimya, fizikokimya, biyokimya, her türlü kimyadan kimyanın türevleri. Türevleri. Kimya türevlerine bu şekilde dersleri zorunlu alıyoruz. Onun dışında bölüm seçmeli ve hani serbest seçmeli derslerimiz var. Bölüm seçmelilerinde de işte adli tıp kimyasıdır, ne bileyim gıda kimyasıdır, tekstil kimyasıdır gibi böyle kimyaya yönelik seçmeli dersler daha var. Daha bir sektöre yönelik, evet, çalışma hayatına yönelik. Aynen. Öyle. Onun dışında serbest seçmeliler çok güzel. Hani onun dışında istediğiniz bir alanda. Orada biraz daha uzmanlaşabiliyorsun. Aynen. Zorluk dereceleri nasıl? Dersleri mesela geçmek zor mu? Kalıyor musun? Uzatan çok var mı? Okulu uzatan çok var. Hani Boğaziçi zor. Zor ama onun sebebi bence hani dersi asla geçemedim, ders bitmiyor, o yüzden uzadı gibi değil de birçok insan hani hem okurken hem çalışıyor veya hani stajları yapıyor veya Erasmus'a gidiyor veya hani böyle değişik programlar. Veya fazla sosyalleşiyor. Evet. Yani, sosyalliğin dibine vuruyor. Zaten Erasmus yapınca hani ister istemez bir dönem uzuyor. Hani o gibi sebeplerle uzatan çok var. Hani okul güzel yani biter. Şimdi çoğu öğrencimizin kafasında şu var. Ben gireyim çift anadal yaparım. Yani esasında şöyle diyeyim. İstemediği bir bölüme giriyor, istediği bölüm farklı. Ben onu çift anadalla hallederim gibi bir böyle fikir var. Şimdi bu çok kolay olmadığını biliyorum ben. Sence nasıl? Yani şartları zor mu bu çift anadal? Bu çift anadalın şartları, şu anda çift anadal yapan bir arkadaşım var.
O da işte kimya bölümünden arkadaşım. Moleküler biyoloji genetikle başladı. Başka bir arkadaşım kimya mühendisliği yapıyordu. Ve hani o başvuru sürecinde ortalamanın 3,5 üzeri olması gerekiyor. Ortalaman 3,5 üzeri olacak ve Boğaziçi'nde. 3 üzeri pardon. 3 üzeri. Bölüm değiştirmek için 3,5 üzeri. Çift anadala başvurabilmek için 3 üzeri ve 3 üzeri olunca hani kesin de değil. Hani sıraya giriyorsun. Sıraya giriyorsun. Hani mesela benim 3,2'dir, başka birisinin 3,3'dür. Belli bir kontenjan var herhalde. 2 kişi, 3 kişi, 5 kişi. Evet, o evet. Kadar alıyorlar. Orada senin not ortalamanı iyi yapman lazım ve o sıralamada da oraya girebilmen lazım. Evet. Öyle yoksa ben geldim çift anadal yapacağım diye bir şey yok. Artı okurken de bayağı zor olur. Çünkü dersler çakışacak. Evet. Değil mi? İkisinin sınavlarına gireceksin, bitirmek zor olabilir. Zaten okul uzatma hakkı veriyor. Hani çift anadala başlayınca yurt hakkı da bir sene uzuyor. Hani. Otomatik uzuyor. Uzuyor. Sen söyledin, başka bir mühendisliğe geçiş, çift anadal demeyelim de direkt bölüm değiştirmede de 3,5 ortalama en az olacak. Hı hı. Kontenjanı oradaki başvuracaksın. O kontenjanı tabii başka üniversitelerden de başvuran vardır. Hı hı. Onlar arasında böyle bir sıralanacaksın. Eğer tutarsa giriyorsun. Evet, çok zor, o da zor. O da çok kolay bir şey değil. Peki girdin kimya bölümüne, Boğaziçi Üniversitesi'ni de çok seviyoruz, seviyorsun. Ama özellikle bölüm olarak kimya bölümünde seni hayal kırıklığına uğratan, keşke girmeseydin falan dedirttiren bir şeyler oldu mu? Başlarda çok zorlandım. Şey kısmında, özellikle bu kitle dersleri kısmında. Hmm. Özellikle işte matematik ve fizik dersleri bana çok ağır geldi. Çünkü hani mühendislik okuyanlarla da birlikte alıyoruz. Hmm. Hatta matematik derslerinin duruma göre ekonomi işletme okuyanlar da alıyor. O tarz geniş bir yelpazeye sahip ve hani curve sistemi, çan eğri sistemi olunca biraz açıkçası benim notlarım beklediğimden düşük geldi çana göre. Hani o açıda o kısımda biraz zorlandım. Millet yardırıyor ya. Yardırıyor yani, bilmiyorum. Hani böyle ilk 10'a giren, ilk 100'e giren kişiler var. Bir de ben varım. Adam hayatını ders çalışmaya adamış zaten. Orada sınava bir giriyor diyorsun. Hep. Çekiyor yukarı çanı. Aha, öyle oluyor işte. Ama hayal kırıklığı olarak değil, zorluk olarak. Zorluk olarak. Zor. Yani beklediğimden biraz daha bölüm zor geldi diyebiliriz bence. Evet, beklediğimden daha zor geldi bir tık. Daha zor geldi. Şimdi moda teknoloji, nanoteknoloji, bununla ilgili böyle bir ders falan var mı? Şu an zorunlu ders olarak yok bildiğim kadarıyla. Ama bunun üzerine araştırma yapan belki başka üniversitelerde, bizim üniversitede şu an bildiğim kadarıyla yok, olabilir. Çünkü tüm çalışma gruplarına hakim değilim, yanlış bir şey söylemeyeyim. Böyle çalışma grupları da var değil mi? Evet, o gruplardan belki nanoteknoloji üzerine çalışan bir onlara grup. Siz katılabiliyorsunuz. Evet, onlara da katılabiliriz. Eğer şirketler varsa böyle çalışmalar yapan, onlara da katılma şansımız var. Öyle. Peki, sence kimler mesela kimya bölümünü tercih etmeli? İlgi alanı ne olanlar? Çünkü bizim Türkiye'de şöyle bir şey var. İnsanlar daha çok ilgi alanlarını veya ilgilendikleri şeyleri değil de puanı tutan yerleri tercih ediyor. Değil mi? Yani böyle bir ilgimize göre ya isteğimize göre değil. Giriyoruz, puanımız nereye tutuyorsa biz oraya giriyoruz. Ama daha sonra pişmanlık da yaşanabiliyor. Yani adam matematik bölümünü sevmiyor. Sadece puan tuttuğu için matematik bölümüne giriyor. İyi de hayat boyu öğrene kadar matematikle uğraşacaksın abi. Sence kimler kimyayı tercih etmeli mesela? Bence hani bu pozitif bilimleri sevenler, hani dediğim gibi ben daha çocukluğumdan beri çok severdim özellikle fizik, kimya, biyolojiyi. En çok biyolojiyi severdim. Hani tercihlerime de biyoloji de yazmıştım, kimya da yazmıştım. Şu anda kimyadan çok memnunum çünkü hani biyolojiye nazaran daha geniş bir iş alanı var. Bu şekilde pozitif bilimlere meraklı insanlar, hani laboratuvar ortamında bulunmayı seven, bir deney yapmayı, fikir üretmeyi, ne bileyim hani belli şeyleri araştırmayı seven öğrenciler bence çok rahat bir şekilde kimya yazabilir. Teorik çalışmayı da sevecek. Evet, teorik çalışmayı da sevecek, pratiği de. Çünkü pratiği de. Aldığımız her o teorik dersin mutlaka laboratuvarı oluyor. Uygulaması ve oluyor. Ve bir şekilde onu uyguluyoruz. Hı hı. Ve hani ben şunu çok alıyorum, hani genel olarak şey diyorlar işte kimya çok ezber. Hani lisede gördüğümüz belki biraz ezber. Hani bir yerde belli reaksiyonları ezberlemek zorunda kalıyoruz ama o teorik temelini oturttuktan sonra ezberden ziyade mantığını çözdükten sonra hani zaten anlayabiliyoruz onu. Daha zevkli oluyor. Daha zevkli oluyor. Mantığını öğrendikten sonra hani ezber değil aslında, yine matematik gibi belli bir mantığı var. Evet. Hani ona göre çözebiliyoruz. Esasında şunu da ayırmak lazım. Mesela bir bölümü yapabilmek ayrı bir şeydir. Sevmek ayrı bir şeydir. Yani şimdi siz sayısal dersleri, öğrencilerimiz için konuşuyorum. Sayısal dersleri yapabiliyor olabilirsiniz. Hı hı. İyi netler çıkarıyor olabilirsiniz. Ama bunu severek de yapıyor olabilirsiniz, sevmeyerek de yapıyor olabilirsiniz. Şimdi ben örneğin meslek tercih ederken şunu baz almanızı tercih ederim. Ben matematikten otururum. Bütün gün zevk için soru çözebilirim.
Yani şöyle söyleyeyim, askerdeyken, kendi şahsım adına söyleyeyim, askerdeyken bizim bir dış postamız var ve askerden dışarı çıkar, bize ihtiyaçlarımızı alır getir. Ben bir geometri kitabı ısmarlamışım. Almışım, boş zamanlarımda onu çocuğum. Anladın mı? Yani bu zevk meselesidir. Yani şimdi o zaman zaten daha başarılı oluyorsun. Ha, illa spesifik olarak şu mesleği ben istiyorum demeyebilirsin. Ama bir ilgi alanın vardır. Bir sayısala ilgilisindir. Bir sosyal yaşantın fazla ağır basıyordur. Biraz gezmeye dayalı bir mesleğin olması lazımdır. Ya da uygulamalı bilimlere. Mesela ben asla bir laboratuvar sevmem. Evet, yani mesela laboratuvarla çalışmayı sevmeyen bir adamın da illa sayısala yetenekli olması şart değil. Laboratuvarı sevmiyorsa yine kimyayı. Evet. O tüpleri seveceksin kardeşim. Onlarla çalışmayı mutlu olacaksın. Ben mesela çok seviyorum. Özellikle hani laboratuvarda bazı arkadaşlarımız hani bir an önce deneyi bitireyim gideyim mantığına geliyor. Hani deneyi yapayım gideyim sonra raporu gözüm vereyim gideyim. Ama ben mesela bazen hani deneyim bittikten sonra da hani o dataları not aldıktan sonra yaptığım deneyi ekstra bir şeyler de yapmaya çalışıyorum. Böyle bir şey deniyorum. Hani gayet sevdiğim için. Evet. Yani keyif alıyorsanız tavsiye ederim. Güzel. Şimdi Boğaziçi'nden mezun olanlarda bir de şu var. Ben onu gözlemliyorum. Çok Boğaziçi'nden esasında mezun bayağı bir öğrencim var. Yani bir öğrencim vardı. Boğaziçi felsefeyi bitirmişti galiba. Baktım bir reklam şirketinde çalışıyor. Şirketlere bir kimlik oluşturuyorlar. Hiç alakasız bir bölüm. Yani Boğaziçi'nden mezun olduğun zaman senin mezun olduğun bölümle de alakasız bir bölümde çalışabilme imkanı da oluyor. Çünkü Türkiye'de tercih edilen bir üniversite. Hani çok apayrı bir alana girip de çalışabiliyorsun. İşte bunun temel sebebi hem okuldaki kulüpler gerçekten hani çok profesyonel çalışıyorlar. Hani benim işte farklı kulüplerden tanıdığım arkadaşlarım da var. Hı-hı. Hani bir müzik kulübüne girip müzisyen de olabilir. Evet. Bir tiyatro kulübüne girip oyuncu da olabilir. Veya seçmeli dersler çok geniş. Hani hem bölüm seçmesi hem de serbest ve sosyal seçmeliler var. HSS diye geçiyor. Sosyal seçmelilerde hani psikoloji olur, sosyoloji olur, ekonomi olur veya ne bileyim hani dil olur. İstediğiniz dersleri hani alma şansınız oluyor belli bir krediye kadar. O yüzden mesela ben de seçmeli olarak İngiliz Dili Edebiyatı'ndan bir iki ders almıştım. Hani gayet zevkli öyle okumalar yapıyorduk, işte yazılar yazıyorduk falan. Kendini çok geliştirebileceğin bir üniversite değil mi Boğaziçi? Evet, gerçekten geliştirebileceğin bir üniversite. Buna okul çok imkan sağlıyor. Hem kulüpler hem de dersler ve hocaların ilgisi olarak. Böyle tavsiye ediyorum. Bilgeciğim çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Gerçekten arkadaşlara aydınlatıcı bir video olduğunu düşünüyorum. Özellikle Boğaziçi çok merak edilen ve Türkiye'de zirvede olan bir üniversite. İnsanların hayallerini suçlayan bir üniversite çoğu öğrenci. O yüzden kimya bölümü de aynı şekilde. Bugün seninle görüşeceğimi söyleyince hemen bir öğrencim ben akşam izlerim dedi. Benim o yüzden çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere.